Herkese tekrardan selam. Bugün yine sizinle birlikte bir konuşmalı bir video çekeceğim. Çünkü yine istediğiniz bir videoydu ve ben de dedim ki neden çekmiyorum. Şimdi başlıktan da zaten anladınız. Diş teli hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi, 10 öneri gibi bir video çekeceğim. Hem 10 diyerek biraz daha videonun şeyini kısaltmış olurum. Hem de sizi sıkmadan video çekmiş olurum. Ee, bence bu video sizin için çok yararlı olacak. Eğer dişleri takmak istiyorsanız eğer taktıracaksanız. O zaman ben hemen videoya geçiyorum. Tabii ki YouTube defterim benimle birlikte. Birazcık kameranın açısını uzaklaştırdım. Şimdi ilk olarak ee, bütün bu Herkesin gerçekten inanılmaz korkusu olan bir konuyla başlayacağım. Bu da e, diş telinin acıtıp acıtmaması konusundaki konu. Şimdi diş teli taktırırken hiçbir şekilde canınız acımıyor. Bakın gerçekten size söylüyorum hiçbir şekilde acımıyor. Çünkü yaptıkları tek şey sadece oraya uhu sürüp braketleri yapıştırmak. Hatta benimkine bütün dişlerime uhuyu birden sürdüler ve böyle bir kalıba braketlerimi yerleştirmişlerdi. O kalıbı ağzıma taktılar. Bir 4 dakika falan bekledik öyle. Onun Ondan sonra çıkarttılar. Braketlerim direkt şeydeydi. Baştaydı. Zaten şöyle bir şey koyarım size muhtemelen. Şu yana falan. Ee, braketlerimin çıkmış halini size buraya koyarım. Yani telsiz halini şuraya bir yere koyarım eğer bulabilirsem. Dediğim gibi hiç acıtmıyor. 2. Başta Biraz zorluk çekebilirsiniz. Ben mesela makarnayı bile kesememiştim arkadaşlar. Gerçekten başta çok fazla zorluk çekiyordum. Sütle cibebi falan yiyordum. Ondan sonra makarna bakın tek tel makarnayı kesememiştim. Yani ön dişlerimle. Sizi korkutmak gibi olmasın ama başta dediğim böyle bir hafta falan azıcık zorlanabilirsiniz. O da sonuçta ağzınıza saçma sapan metaller giriyor ve yani bence çok normal bir şey. 3. Lastikler. Bu taktığınız lastikler bir şey yapmayı çok mu engelliyor? Yemeği çok mu engelliyor? Şöyle yani engelliyor diye bir şey yok. Çünkü istediğin zaman çıkartabilirsiniz. Evet hani diyorlar yani 24 saat takın bunu diyor mesela doktor. Ama yani yemek yerken tabii ki çıkarmak zorundasın illa O yüzden ben yemek yerken çıkartıyorum. Bazen hiç takmıyorum. Mesela şu an takmam gerekiyor ama lastiklerim bitti bu arada. Onu almam gerekiyor şu an hatırladım. Ama dediğim gibi lastikler de öyle çok fazla rahatsız etmiyor. Bana bir kere şey takılmıştı. Çok saçma. Eğer yine fotoğrafını bulabilirsem koyarım hemen şu yana. Böyle robot gibi bir şey takılmıştı. Yani böyle anten gibi uzayan bir şey takılmıştı şuradan şuraya ve şurada bir top oluşmuştu. Çünkü onun kocaman bir demir gibi bir şey vardı ama o size takılacak diye bir şey yok. Ve bu arada o takılsa da acıtmıyor. Merak etmeyin. Daha sonra şöyle şundan bahsedeyim dördüncü. Her gittiğinizde bir, her gittiğinizde doktor kontrolüne her gittiğinizde telinizi böyle bir tık kalınlaştırıyor. Tamam hani bazen kalınlaştırmıyor. Bazen sadece teli değiştiriyor. Ama her gittiğinizde neredeyse bir tık kalınlaşıyor o tel ve o tel kalınlaştığında biraz değil baya bir baskı hissedeceksiniz. Sanki böyle dişleriniz böyle alıp şey sıkıyorlar gibi hissedeceksiniz. Ama o da böyle bir iki gün sonra geçiyor zaten. Gelelim şu asıl konuya. Beş. Ne kadar? Ne kadar konusuna geldiğimizde de ben kaça taktırdım? 2500 dolar sanırım. Öyle bir şey. Neyse bu konuyu tam bilmiyorum ama ya yani o civarlarda geziyor diş doktorları şeysi ee, 3000, 5000, 6000, 7000 yani vardır yani o derece. Ee, zaten altıyı söyledim ama tekrar söyleyeyim diş randevusundan sonra çok fazla baskı hissedeceksiniz. Ee, bu her diş randevusundan sonra geçerli ol olacak bir şey muhtemelen. Bende öyle oldu. Bu arada bu sadece kendim için geçerli olan şeyleri genelde söylüyorum. Umarım siz de böyle yani böyle hissetmezsiniz diyeyim. Çünkü baskı hissetmek hiç hoş bir şey değil. Her neyse, dediğim gibi diş randevusundan sonra böyle dişleriniz böyle biraz sıkılıyor gibi ve yine o diş randevularından sonra da birkaç bir şey ısıramıyorsunuz. O da birkaç gün bir şey ısıramıyorsunuz. O da çok şey. Zaten genelde ısırmak yasak ama birazdan bahsedeceğim. Eee Neler yasak? Evet, şimdi 7'ye geçtik. Neler yasaktan bahsedeyim şimdi? Aslında şöyle, Haribo, çekirdek, cips, kola, işte sparkling water'lar. Ondan sonra elmayı ısırarak yemek yok, erik yok ısırarak. Hani keserek ve küçük parçalara ayırarak okey olabilir. Ondan sonra ısırarak hiçbir şey yemek yok zaten. Ondan sonra Um, i̇şte cips böyle ice tea de yok hatta biliyor musunuz evet ice tea de yok. Ondan sonra böyle haribo işte böyle jel şeyler hani böyle yapış yapış şeyler sakız. Şöyle bir şey var. Bunu diş doktorum izlemesin. <laughs> yani izlemeyecek tabii ki. Neyse çekelim. Her neyse şimdi şöyle bir şey var. Hepsini yaptım. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hepsini yaptım. Hepsini. Bir tek şunu yapmadım sanırım. Elmayı böyle hatır diye ısırmadım sanırım. Yani böyle çok az mesela ısırıyorum ya böyle dişlerimi orada sürttüm falan öyle aldım falan böyle hatır diye ısırmadım. Öyle ısırırsanız direkt öndekiler bay bay. Neyse hepsini yaptım. Hiçbir şey olmadı. Braketlerim hiçbir şekilde kırılmadı da. Hiçbir şey olmadı. Şu anda da sağlamlar gayet. ama siz yapmayın benim gibi olmayın. Diş teli abartıldığı kadar zor mu diye bir soru yazdım ben. Ya aslında hiç zor değil. Sadece amaç alışmak. Özellikle mesela ilk takıldığında böyle dudağınız takılıyor böyle dişlerine böyle kalıyorsunuz. Kendinizi düzeltmek zorunda kalıyorsunuz ama bir süre sonra alıştığınız zaman zaten dudağınız böyle biraz kalkıyor. Yani botoks etkisi falan yaratıyor. Seveceksiniz bir süre sonra. Benim yaklaşık olarak yani kaç yıl oldu 3 ya da 3,5 yıl gibi bir şey oldu ve çok yakında çıkacak. O yüzden e, size bu videoyu hemen çekmek istedim. Bakımı çok zor mu diye bir soru sordum ben kendime. E, bakımı ya bence zor değil. Her gün yani her gün 2-3 kez falan zaten fırçalarsanız hiç bakımı zor değil. Özellikle size şey tavsiye ediyorum. Kömürlü diş fırçaları, diş macunları kullanın. Gerçekten inanılmaz faydalı. İnanılmaz işe yarıyor. Son olarak tam bir soru bulamadığım için genelde kaç yıl sürer diye bir soru sordum. Ama çok saçma bir soru bence. Çünkü bunu benim bilmem imkansız. Ama genelde ben hiçbir zaman bir sene takanı görmedim. O yüzden genelde bir ve üstü oluyor. Bir yıl ve üstü olabiliyor. Hatta benim bir arkadaşım 6 sene taktı. Yani şaka gibi ama 6 sene. Ve bitti. Bence çok iyi cevaplar verdim. Çünkü 10 soru 7 dakikada bence gayet güzel oldu. Ne diyorsunuz? Umarım bu, tür, bu tarz bilgili, bilgilendirici içerikleri seversiniz ve ben de sırf böyle paylaşmaya başlarım. Ve size şöyle bir sorum var. Ee, size size Ece ile Mutfakta diye bir seri çekmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz bu fikre? Ben çok sevdim bu fikri. Bir anda aklıma geldi. Aa ah, dedim bunu çekmeliyim. Neyse dediğim gibi bunu düşünüyorum. Size fikrinizi almak istedim. Bu arada yorumları ben kapatmıyorum. Çok özür dilerim. Açıyorum tekrar kapanıyor. Açıyorum tekrar kapanıyor. Bazen böyle YouTube beni deli ediyor. Her neyse sıkıntı yok. Her şeyi yaparım sizin için. Siz gerçekten çok çok seviyorum. İyi ki bir... İyi ki benimzesiniz, İyi ki buradasınız. 410 kişi teşekkür ederim. Kocaman öptüm. Bye bye.